Evet, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde size Java'da kısaca matematiksel operatörlerden bahsedeceğiz. Çok uzun bir konu değil, çok kısa bir konu. Java'da kullanılan matematiksel fonksiyonlar ve ifadeler nelerdir? Onlara kısaca bir değinelim. Java'da kullanılan matematiksel operatörler arkadaşlar, bildiğiniz gibi çarpma, çıkarma, bölme ve toplama ve modalmanın dışında bir takım bazı matematiksel işlemlerinde yapılması gerekiyor. Burada bir takım spesifik matematiksel işlemlerin yapılabilmesi için Java'nın sistem alanında bir mat diye bir sınıf tanımlıdır. Bu sınıf içerisinde bir takım metotlar vardır. Bu metotlar matematiksel işlemleri hazır olarak yapılmış metotlardır. Sadece bu metotlara çağırarak biz işlem yapmamız yeterli olur. Bunu da yine mat sınıfı altındaki metot ve özellikleri şunlardır. Mat.absolute'den gelir. Yani mutlak değerini bulur. Mat.sailing yukarı doğru yuvarlar. Mat.exp üst değerini, yani üstel hesaplamalarda kullanılır. Mat.floor sayıyı aşağıya doğru yuvarlar. Mat.log tabandaki logaritma hesaplar. Mat.log10 10 taban logaritma hesaplar. Max İki sayıdan büyük olanı bulur. Min iki sayıdan küçük olanı bulur. Pow sayı üst alma işlemlerini yapmak için kullanılır. Round sayıyı en yakın tam sayıya çevirir. Random rastgele sayı üretir arkadaşlar. Yine mat.sqrt karekökünü alır. Akos sayının ters kosinüsünü hesaplar. Asin sayının ters sinüsünü hesaplar. Atanjant sayının ters tanjantını. Yine atanjant 2, x ve y kenarlarındaki birim çemberdeki üçgenin açısını bulur. Kosinüs, açının kosinüsünü verir. Kosinüs h, açının hiperbolik kosinüsünü verir. Yine sin, açının sinüsünü, sin h, açının hiperbolik sinüsünü hesaplar arkadaşlar. Tanjant da yine aynı şekilde. Tanjantını ve tan h ise açının hiperbolik tanjantını hesaplar. Burada bazı küçük uygulamalarımız var. Bu uygulamaları ben yazmanızı istiyorum. Bu uygulamaları yazabiliriz ama neler nasıl çalıştığını isterseniz gelin hep birlikte bir bakalım. Şurada arkadaşlar bir bakacak olursak double diye bir değişken tanımladık. Sayı 1 diye double tipinde bir değişken tanımladık. Eksi 123, 124.23. String mutlak diye bir string değişken tanımladık. Burada tür dönüşümünü yapmışız. Double to string hangi değerimizi mat.abs.sayı 1 sayı 1 değerimizin mutlağını alıp ben string değeri yapmışım. Daha sonra bunu da yazdırmışız. Bunu şöyle isterseniz kısa kısa hemen yapalım. Buradan hemen file'dan new Java project diyelim. Yeni bir proje açalım. Matematiksel işlemler diyelim. Hemen bir yeni bir Java projesi oluşturalım şuradan. Arkadaşlar matematiksel işlemler. Şuraya gelelim. Hemen altına new class diyelim. Math sınıfı diyelim. Bir sınıf oluşturalım. Hemen burada şunları aşağı doğru indiriyorum. Fazla ekranı kaplamasın. Hemen şuraya herhangi bir şey yazmaya gerek kalmadan şunu bir alalım arkadaşlar ve inceleyelim. Şuraya yapıştırıyorum. Siz de bunu yapmanızı istiyorum. Nedir bu? Hemen şuradan bakacak olursak biraz önce söylediğimiz gibi bir sayı tanımladık. Double tipinde bir sayı tanımladık. Bakın şurada değerimiz eksi 124.23. Daha sonra string diye bir mutlak adında bir değişken tanımladık. Bunu da bu mat nokta arkadaşlar mat nokta app sınıfını burada kullanıyoruz. Bakın dikkat ederseniz şurada tam mutlak değer fonksiyonunu kullanıyoruz. Mat nokta apps sayı 1 diyorum. Bu sayı daha sonra double'dan string'e çeviriyorum. Double to string, string'e çevir demek ve ekrana yazdırıyorum. Hemen bakalım sonuç ne çıkacak otomatik olarak. Şuradan bir bakalım. Bakın mutlak 124.23 oldu. Dolayısıyla bu değeri aldı. Bunu çok uzatmadan da
Hızlı bir şekilde şöyle yapabiliriz. Bu birazcık daha tabii işin uzatılmış boyutu. Şunu hemen buradan alıp şuraya da yazdırabiliriz. Hemen bazı arkadaşların buradan kafası karışabilir. Biraz önceki yaptığımız neydi diye. Şuradan bakacak olursak eğer, bakın yine aynısı. Sayı 1 değerini otomatik olarak mutlağını aldım. Her halükarda aynı değer çıkacaktır. İkincisine bakalım. Bu da sail ifadesi. Sail ifadesi arkadaşlar. Burada bir dizi değişken tanımlıyoruz. Dizi değişkenin bir değişken tanımlıyoruz yine sayı 2 diye. Ve bu sayı 2'yi de sayı 1'i yuvarlayarak sayı 2 olarak alıyoruz. Ve bu daha sonra bu sayı 2'yi de burada ne yapıyoruz? Ekrana yazdırıyoruz. Şuradan hemen kopyaladık. Şuraya getiriyorum. Yukarı yuvarla değil de sayı 2 olarak. Biliyorsunuz bu ekranda, konsol ekranında herhangi bir ekranı yazdırmak için dönüşüme gerek yok. Bakın ne oldu? 124.23 oldu. Burada bir değerimiz, sayı 2 değerimiz niye burada yuvarlamadı? Bir bakalım. Şuradan fonksiyonumuzu bir inceleyelim. Sail. Evet, buraya sayı 1 değerini aldık. Şu sayı 1 değerini biraz arttıralım. 45, 40, 7 olsun. Math nokta, bir saniye rica edeyim. Burada niye? Hemen şeyle bir bakalım. Nasıl bir değer alıyormuş? Evet, sadece double tipinde. Şuradan baktığımız zaman double tipinde bir değer alır. Ve burada en yakın sayıya yuvarlar diye geçiyor. Pardon, yukarı 124'e yuvarladı. Özür dilerim. Tabii biz yanlış yerden baktık. Şurada 124'e zaten yuvarladı. En yakın değere yuvarladı. Şurada bu değerimiz, sayı birimizin, biz burada şu mutlağını yazdırdık ama şurada sayı biri, şurası hatalı olacaktır. Hemen bunu mesela 124.8 yapsak ne olur acaba? Bakın 124 oldu. 124.8. Bunu pozitif yapalım. Acaba ne verir? 125 oldu bakın. Şurada bunu 2 yapsak yine 125 verdi. Şimdi 1 yapsak ne olur? Evet, 125'e yuvarladı. Yukarı yuvarlı olduğu için her halükarda bunu bize yukarı yuvarlayacaktır. Bir sonraki işlemimiz yine bir sayı 3 diye bir dizi, yine double değişken tanımlıyoruz. Burada E üst değerini üst değer hesaplamada kullanılır demişiz. Şuradan sayı 3 eşittir mat nokta eksi 1 diye bir değer almışız. Ve bunu da otomatik olarak hiç tür dönüşümüyle falan uğraşmadan şuraya otomatik olarak yazdıralım. Nedir bu? E üstel değil, sayı 3 olarak diyelim, ekrana yazdırsın. Bakın şurada E değerinin üstlerini almış olduk. Daha sonra yine bir floor dediğimiz aşağı yuvarlama fonksiyonumuz var. Bunu da sayı 4'te kullanıyoruz. Mat.floor aşağıya yuvarla. Aşağı yuvarlanın hemen ekrana yazdıralım. Nedir aşağı yuvarla? Şurada sayı 4 olarak yazarsak şayet bize ne verecektir? 28.98'den 28 değerini bize verecektir arkadaşlar. Yine E tabanındaki logaritmayı hesaplayan bir fonksiyonumuz var. Matematiksel fonksiyonumuz var. Onu da yine aynı şekilde şuradan yine E tabanında yazdıracak olursak şöyle, buraya da sayı 5 diyeceğim. Sayı 5 dediğim zaman şurada sayı 5'i seçelim. Yine evet.
logaritma E tabanındaki değerimiz karşımıza geliyor. Aynı şekilde logaritma 10 tabanında yapacak olursak sayı 6 diye bir değişken buraya atıyorum. Yine bunu da hemen şuraya kopyalayıp altına log 10 diyelim buna. Buna da sayı 6 diyelim. Şuradaki sayı 6 olsun. Yine 10 değerinin 10 tabanındaki değerini verdiği zaman nedir? O da 1 olur değil mi arkadaşlar? Şuraya 100 olmuş olsaydı burası da ne olacaktı? 6 da 10 olarak, 2 olarak karşımıza gelecekti. Devam edelim. Yine şurada bir örneğimiz var. İki sayının maksimum ve minimumun hesaplanması var. Buna da bakabiliriz. Burada 1.99, 1.88 iki tane sayımız var. Şuradan görülecek olursa iki tane burada değişken tanımlamışız. 99 ve 88. Burada yine maksimum ve minimumları max.mat sınıfından ayırmışız. Burada şunu aslında gerek yok. Şöyle yapabiliriz. Maksimumu ve şunu da minimumu şuraya verebiliriz. Orası şu ikisine şu an için ihtiyacımız yok. Aynı sonucu bize verecekti. Bakın maksimum 99. İki sayıdan biri büyük olanını, diğeri de küçük olanını verir demiştik. İki sayıdan biri de büyük ve küçük değerlere verilmiş oldu. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Buradan şuradan arkadaşlar. POV üst sayı bir sayının üstünü alma için kullanılır. Hemen POV'a bakalım tekrar. Gelelim şuradan. Bir tabanımız var, bir üstümüz var. Yine bir string kuvvet demişiz. Bakın mat.pov.üst demişiz şuraya. Şunun için. Ve onu da buraya yazdırıyorum. Artık şuna ihtiyacım yok. Şuraya. Hemen bakın 3 üzeri 4'lük bir değeri. Bakın ne yapıyor bize. Taban 3, üst 4, sonuç 81 diyor. Dolayısıyla POV şeyi de burada bu işe yarıyor arkadaşlar. Şuradan bakacak olursak şöyle. Math.POV da burada bu işe yarıyor arkadaşlar. Math.POV. Şimdi gelelim round. Yine round arkadaşlar bir yuvarlama işaretidir. En yakın değeri otomatik olarak yuvarlar. Bu da bir sayının math.round ifadesinde hiç şuna gerek yok. Direkt 28,88'i bakın kaça yuvarlayacaktır. 29'a yuvarladı. 21 dersek bakın kaça yuvarlayacak. 28'e yuvarlayacak. Dolayısıyla 5'ten küçük sayıları aşağıya, 5'ten büyük sayıları da yukarıya yuvarlıyor. Peki tam 5'i kaça yuvarlıyor? Bir de onu görelim arkadaşlar. Yukarıya yuvarlıyor. Buçukları tam yukarıya yuvarlıyor. Yine gelelim bir karekök alma işlemine. Karekök alma işlemi de oldukça basit bir işlem. Bunu da buradan hemen seçerek bir şuraya yazarsak şayet siz en son halini şöyle yazabilirsiniz. Bunu da bakın bir karekök alma işlemini de yapmış olduk. Burada 81 dediğimiz zaman otomatik olarak karşımıza 9 değeri çıkacaktır arkadaşlar. Bir de yine mat nokta arkadaşlar random değerimiz var. Burada ne diyoruz? Integer eşittir. Integer a eşittir. Mat nokta random diyelim bakın. Burada otomatik olarak bize bir sayı ve üretiyor. Burada sayı tabi mat nokta random mı nasıl çalışıyor? Bir ona bakalım tekrar. Niye hata verdi? Hemen bakalım hatamıza. Double olması gerekiyordu. Özür dilerim. Double bir değer üretiyor. Şunu da yine system.printout dersek, printelen dersek ne yapacaktır bize? Otomatik olarak son değeri de, üretmiş olduğu değeri de bize bakın bir double tipinde random sayı üretiyor. Tekrar çalıştırdığımız zaman bu sayının değeri de bakın sürekli olarak değişmektedir. Şu aralık sürekli olarak değişmektedir arkadaşlar. Bu sınıfın şimdi nasıl
yine random komutuna baktığımız zaman bakın returns a double value bir double tipinde değer döndürür ve pozitif işaretlidir. Bu 0.0'dan büyük ve 1.0'dan küçüktür verilen değer. Bu arada değer döndürdüğünü bize ne yapıyor? Veriyor arkadaşlar. Bu da yine matematiksel olarak görecek olduğumuz komutlardan bazıları arkadaşlar. Bunları da kullanacağız. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar.